aslında bu TÜİK'in işte enflasyon sepetine ekranlarda sürekli size anlatmaya çalıştığımız işte eğriler, denklemler, enflasyon hesapları hiçbirine gerek yok. Çok basit bir hesap yapabilirsiniz. Yapıyorsunuz da zaten. Eğer hala markete gidebiliyorsanız. Diyelim ki 7 sabit ürünü, 7 sabit ürünü bir market sepetinin içine koydunuz. Her ay gidip o aynı ürün e, paketini, aynı ürün sepetini aldığınızda ödediğiniz faturayı bir önceki aile kıyasladığınızda zaten aradaki farkı yani Türkçesi yediğiniz enflasyonu, başınıza gelen enflasyonu göreceksiniz. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır eşi Nigar Hanımefendi ile birlikte tam da bunu yapıyor. Ocak ayında başladılar bir market sepetine. Aynı market sepetini her ay gittiler, yenilediler ve tekrar satın aldılar. Vardıkları rakam Ekranda gördüğünüz TÜİK'in açıkladığı rakam %20 seviyesinde ama Dikbayır ailesinin market sepesindeki temel gıda ürünleri üzerinden bulduğu rakam yani halkın enflasyonu %50'nin üzerinde. Bir yıldır yaptığımız çalışmayı Sayın Genel Başkanımızla finalini yapacağız. Hadi bakalım gerçek enflasyonla uydurulan enflasyon arasında ne varmış, hangi fark varmış hep birlikte görelim. Dikbayır ailesinin geleneksel market alışverişinde bir yıl geride kaldı. Her ay dört kişilik bir aile için dolduruldu alışveriş sepeti. Çarşı pazarın enflasyonu, TÜİK'in enflasyonunu tutmadı. TÜİK'e göre yıllık bazda enflasyon artışı %21.31 olarak kaydedilirken milletin enflasyonu yüzde %50.70. 6 olarak kayda geçti. TÜİK'in verilerine göre bakıldığında Türkiye güllük gülistanlık. Buradan iktidarın mensuplarına sesleniyorum. Türkiye yönetenlere sesleniyorum. Vatandaşımız 50.76'lık bir yıllık enflasyonla karşı karşıya. 30 Kasım 2020'de bir alışveriş sepetiyle yola çıktı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır. Alışveriş aynı miktar ve markayla her ay tekrarlandı. 4 kişilik bir ailenin enflasyonu bu saha çalışmasıyla ortaya kondu. Geçtiğimiz yıl 30 Kasım'da 4 kişilik ailenin bir haftalık ihtiyaçlarına 558 lira 17 kuruş ödedi Dik Bayır Çifti. Aradan bir sene geçti. Tarihler 27 Kasım 2021'i gösterdiğinde bir kez daha aynı marketteydi Dik Bayır ailesi. İyi Parti lideri Meral Akşener de eşlik etti bu kez alışverişe. Aynı marka ve miktardaki ürünleri aldılar. Sepet bu kez 871 lira 94 kuruş tuttu. TÜİK'in verileri vatandaşın cebini yansıtmadı. Fiyatlar her ay pahalanmaya devam etti. Bu Ankara, yani Ankara başkent tabii ama ekonominin kalbi olan e, sermayedarların da işverenlerin de kalbi olan İstanbul'da durum daha da uçmuş vaziyette. Bu şehirde her şeyi iki katı çarpabilirsiniz ulaşım, enerji, bütün emtia fiyatları. İstanbul'da hayat gerçekten çok pahalı. İstanbul planlama ajansı e, İmamoğlu ekibinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldikten sonra kurdukları bir ajans. Çok iyi bir iş yapıyorlar. İstanbul'un verilerini gün gün kaydediyorlar ve önemli araştırmalar yayınlıyorlar. Onlardan biri de kentteki yaşam maliyeti. Tahmin edebileceğiniz üzere bir önceki yıla göre kentteki yaşam maliyeti iki kat arttı. Bazı ürünlere yüzde yüzün üzerinde zam yapılmış. Yabancılar için giderek ucuz, yerel halk içinse giderek daha pahalı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti son bir yılda %50,8 arttı. Ah. Ah. Kiradan yakıta, gıdadan bakım ürünlerine fiyat artışları neredeyse her üründe, her alanda. Toz şekerin kilosu son bir yılda %90,71 arttı. Nohut ve çamaşır suyuna %75 zam geldi. Konut kiraları ise geçen yıla oranla %71 zamlandı. %100'ün üzerinde artış gösterenler de var. Bunların başını ayçiçek yağı çekiyor. 5 litrelik ayçiçek yağları raflarda zincirlenmiş vaziyette. Gelen zam bir yılda tam %137. Buğday ununa %109, tuvalet kağıdına %90 zam var. Yakıtta da durum benzer. LPG'ye sadece bir yılda %102 zam geldi. Fiyatı artmayan ürün neredeyse yok. Yumurta bir yılda %40, et ve kıyma %38, ekmek %35 oranında zamlandı. Veriler İstanbul Planlama Ajansı'ndan ekonomistlere göre bu oranların daha da artması bekleniyor. İstanbul'un yaşam maliyeti hesaplamasından geçelim dünyanın en çok okunan ekonomi gazetesine Financial Times gazetesi. Dünyada herhalde en itibarlı, en çok haberlerine güvenilen gazete Financial Times. Bir analiz yayınladılar Kılıçdaroğlu ile ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili. Analizin başlığı şu, muhalefet lideri Erdoğan'a meydan okumak için olağan dışı bir ittifakın şekillenmesine yardım ediyor. Biz ona beyler demokrasi diyoruz. Bu batılı meslektaşlarımızın Türkiye siyasetini bir türlü anlamayışına da bayılıyorum doğrusu. Önemli bir analiz. Analizde Türkiye'nin içine girdiği ekonomik girdap, erken seçim senaryoları ve Kılıçdaroğlu'nun flash açıklamaları var. İzleyelim. Değişim rüzgarları esiyor artık Türkiye'de. Değişim rüzgarları. Muhalefetin Türkiye gündemi şekillendirmeye başlaması uluslararası basının da dikkatini çekti. Financial Times Türkiye için kapsamlı bir analize yayınladı. O analizde de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yer verildi. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde yaşananlar örnek gösterildi. Olası bir seçimde iktidarın takınacağı durum soruldu Kılıçdaroğlu'na. CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki seçimlere itirazının kamuoyundaki tepkisine işaret ederek Cumhurbaşkanının mağlup olması durumunda iktidarı barışçıl bir şekilde bırakmak zorunda kalacağını söyledi. İstanbul bir deneme çalışmasıydı. İktidarı bırakmak istemeyecek ama onu göndereceğiz. Türkiye'nin ekonomik gidişatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki siyasi iktidara kadar her başlık ele alındı. Ayrıca analizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçler de çarpıcıydı. Sıcak başlık ekonomiydi. Türk lirası'nın rekor değer kaybı, ekonomideki kötü gidişat, hayat pahalılığı İngiliz Financial Times gazetesinin yaptığı analizin iskeletiydi. Muhalefet liderinin de gündeminde ekonomi vardı. Mutfakta yangın var. Herkes umutsuzca bir kaçış yolu arıyor. Financial Times'e göre ülkede yaşanan ekonomik kriz Türkiye'deki siyasi iktidarın değişmesine neden olabilir. Çünkü İngiliz basınında yer alan analize göre Kılıçdaroğlu'nun muhalefet partileriyle oluşturduğu birlik Erdoğan ve onun müttefiklerinin oylarından daha fazla. Dolayısıyla bu koalisyon 2023'te ya da olası bir erken seçimde Cumhurbaşkanı'nı devrebilir görüşünde. Büyük bir işsizlik var. Hayat pahalı. İnsanlar geçimini sağlayamıyor. İnsanlar bir çıkış yolu arıyor. Elbette çıkış yolu siyasetten geçiyor. Financial Times'ın gündeminde de ana muhalefet partisi liderinin TÜİK ziyareti vardı. Uluslararası basında o ziyaret CHP lideri son dönemde yeni bir cesaretin tadına vardı olarak yorumlandı. Bizim ülke yönetme kapasitesini ciddi anlamda kaybetmiş bir hükümetimiz var. Toplumun büyük bir kesimi bu insanların gidici olduğu fikrini benimsedi ve AKP tabanına seslendi Kılıçdaroğlu Erdoğan taraftarlarının da muhalefetin zaferinden korkmasına gerek olmadığını belirterek ülkeyi kin, öfke ve intikamla yönetmeyeceğiz dedi. Bu başarı bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Dolayısıyla mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum. Tarih 17 Nisan 2019 CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gecikmiş mazbatasını aldığı gün. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde o tarihi ana tanıklık etmiş ve duygularını dile getirmişti. Üstünden iki sene geçti. Şimdi ise CHP iddiasını sadece belediyelerde değil ülke yönetiminde ortaya koyuyor. Tabii dostlarıyla. Ey saray duy diyeceğiz duy. Geliyor, gelmekte olan diyeceğiz. Bugün AK Parti'nin de İstanbul İl Teşkilatı toplantısı vardı. İşte görüyorsunuz ekrana getiriyoruz dünkü miting, daha önce Denizli mitingi İyi Parti'nin Türkiye bildiğiniz tam anlamıyla bir seçim e, iklimine girmiş durumda, seçim atmosferine girmiş durumda. E tabi AK Parti ve MHP aynı seçim atmosferinde bir yol yürüyorlar. Bugün AK Parti'nin İstanbul İl Teşkilatı toplantısında Binali Yıldırım bir konuşma yaptı. Binali Yıldırım kim? İstanbul seçimlerini kaybeden isim. Bundan dolayı da aslında bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın bayağı kızdığı bir isim. Binali Yıldırım bugünkü il teşkilatı toplantısında bu kayıptan ders çıkardıklarını anlattı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekranda gördüğünüz gibi telefonla bağlandı. Erdoğan şöyle diyor İstanbul'un yeni sahibini bulması lazım. İstanbul adeta bu işte bir lokomotiftir. Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibinin olması lazım.